Gül. Ya ben bugün Niyazi ile Nihal hakkında biraz konuşayım dedim de. Cık, mümkün değil. İkisi de küçük çocuk gibiler ya. Hakikaten ya. Ne yapacağız onlarla bilmiyorum. Ya böyle bir, ne bileyim, bir kıvılcım lazım. Ya işte o kıvılcımı çıkaracak fikir bende var aslında. Ama nasıl yaparız onu tam çözemedim şu anda. Ne düşünüyorsun peki? Gel otur anlatayım gel. Ya şimdi bunları birbirleri hakkında konuşturacağız. Ama birbirleri hakkında konuştuklarını birbirleri bilmemeli. Nasıl yapacaksın bunu? İşte bunun için benim akşam Azma arkadaşların yanına gitmem gerekiyor. Ya hayır ya Cemal. Ne oldu? İki gecede sıkıldın mı benden? Ya resmen bahane üretiyorsun şu an. Ya Gül ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Hayır istemiyorum. Artık sen evli bir adamsın ya. Hem beni böyle yalnız mı bırakacaksın? Etrafta bir ton yaban domuzu var. Ya beni yerlerse? Domuzlar seni niye yesin Gül? Niye yani olabilir? Ya hem evde tek başına kalacağını kim söyledi? Sen de Nihal'in ablanın yanına gideceksin. Hani Nihal ve Niyazi hakkında plan yapıyoruz ya. Bu da planın bir parçası. Tamam hayatım. Baştan söylesene onların yanına bırakacaksan tamam o zaman sorun yok. Bak ya ablasıyla kardeşinin yanına gidecek ya nasıl hemen de kabul ediyor. Ne yapayım? Özlüyorum onları da. E onun kolay yolu var. Bak ben şuraya hemen çitin arkasına bir ev daha dikeyim şöyle. Gelsinler orada burun buruna yaşayalım. Olur aslında. Ey babaannem. Babaannem diyor. Sultan Ana problemi olmasa kabul edeceksin bu konuyu. Tamam hayatım ya. Ya. Şakanın sırası değil. Yalnız babaannem cidden sildi beni ya. Çok üzülüyorum biliyor musun? Merak etme. Affeder. Emin misin? Eminim. Of. Affetsin. Dile benden ne dilersen. Çocuk. Nasıl çocuk? Öyle bildiğimiz çocuk küçük. Yani şey dile benden ne dilersen dedin ya. Çocuk diliyorum. Hayatım. Daha çok erken değil mi? Değil. Tam zamanı. Nasıl tam zamanı? Yok. Yok hayatım ya. Başka bir şey konuşalım. Başka bir konu konuşalım. Mesela sen benden başka bir şey dile. Ne bileyim sarma, dolma olabilir, mantı olabilir. Ben yaparım. Hadi biraz zorlanırım ama yaparım yani senin için. İyi tamam. O zaman hem sarma istiyorum hem de mantı. Tamam söz. Bir de anneninki gibi olsun. Anneninki gibi. Ya Gül, şimdi tam olarak kapanmadı değil mi konu? İleride tekrar konuşuruz, yatırırız masaya. İyi tamam, tamam. Ha, iyi akşamlar, afiyet olsun. Sağ ol, hoş geldin. Gel, gel, otur. İyi akşamlar. Babaanne, sen beni artık sevmiyor musun? Tamam, sevmiyor olabilirsin. Ama ben seni çok 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 seviyorum babaanne. Ah Sultan Hanım. Ne kadar çok seviliyorsunuz böyle. Maşallah, maşallah. Seviliyor tabii. Bir dakika sıkma, boğazımı öldüreceğim beni. Bırakmıyorum. Bırakmayacağım babaanne. Sen bana tekrar Gülsüm'üm diyene kadar ben bırakmayacağım. Yapışın Galibey orada. Orada gal gal. Aman Sultan Hanım. Sen de ne kadar inatçısın böyle ama. Ben öyleyim galiba. Öyleyim. İnatçıyım ben. Tamam işte. Bak ben de sana çekmişim babaanne. Ben de inatçıyım.
akşamlar. İyi akşamlar. Niyazi abiyi bekliyorsan o geç gelir, azmaktadır. Hayır canım, Niyazi abiyi değil. Seni bekliyorum. Beni. Benim sana birkaç sorum olacak. Şimdi ben sorularımı soracağım. Sen bana doğru cevap vereceksin. Ve Niyazi ile geleceğim konusunda net kararlar almamı sağlayacaksın. Tamam mı? Böyle emir cümleleriyle konuşman hiç hoşuma gitmedi. Ama Niyazi abi için sor bakalım. Soru basit. O gün bu evdeki kadın kimdi? Onun kimliği niye benden saklanıyor? Peki. Bunu sana bir şartla söylerim. Senden bir ricam olacak. Eğer bunu yapmaya söz verirsen sorunun cevabını alırsın. Söz veriyorum. Tamam. Ricam şu. Sana ne söylersem söyleyeyim asla gidip Bünyamin'e söylemeyeceksin. Bünyamin'e mi? Evet, Bünyamin'e. Sorunun cevabı da belli oldu zaten. Nurten. Nurten mi? Evet. Nurten vardı o gün evde. Nurten burada ne yapıyormuş ki? Vallahi onu bilmem. Onu da gidip Nurten'e sor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi Bünyamin Niyazi ile Nurten arasında bir şey var zannedecek. Ortalığı karıştırıp olay çıkaracak diye mi saklanıyor bu benden? Yani eğer bunu gidip Bünyamin'e yetiştirmezsen sorun da ortadan kalkar. Ben sana bu konuda güvenebilir miyim? Keyfin bilir. Nurten abla orada. Gidip ona sorabilirsin. Yalan söyleyecek de hali yok. Kendisi hamile. Hamile mi? Aa. Evet, hamile. İşte tebrik etme bahanesiyle gidip sorularını sorabilirsin. İyi akşamlar. Babaanneciğim. Babaanneciğim bak ben... Ya bak ben senin hatırına kalktım ta İstanbullardan geldim bu köye ya. Neden? Çünkü senin değerin bende çok büyük. Çünkü ben seni çok seviyorum ya. Çok seviyorum seni babaanneciğim. Lütfen bak üzme beni, yapma böyle ya. Kızma bana. Sen benim babaannemsin ya. Benim babaannem. Benim koskoca ailemden kalan tek büyüğümsün babaanne. Lütfen kızma bana ya. Lütfen sevdiğini söyle. Tamam, kızıyorsan da kız. Ama yine de ben seni seviyorum de lütfen babaanne. Ne olur, ne olur. Ne olur. Beni bu kadar seviyordun. Niye gittin Cemal'le evlendin ha? Seni affetmeyeceğim Gülsüm. Affetmeyeceğim seni. Babaanne aman. Çok dramatik. Bu en acıklı sahnelerden bile daha acıklı. En acılı şarkılardan bile daha acılı. Ya sen psikologsun. Hayır. Psikiyatr. Tamam neyse ne işte psikiyatr, psikolog. Ben bu babaannemin durumunu nasıl çözeceğim? Ah ah babaannen çözülmüş Güllü. Güllü? Güllü. Güllü ne ya? Senin adın Güllü değil mi? Hayır Gül. Sadece Gül yani. Ev benim dedemin sultaniyesi sana başka bir şey diyor. Ne diyor? Gülsüm. Ha Gülsüm. Ha Gülsüm ha Güllü ne fark eder? Nerede kalmıştık? Babaannem çözülmüş. Ha babaannen diyor ki... Ben seni hala çok seviyorum diyor bu haliyle anlamıyor musun? Ama artık sen kadını ne yaptın da bu kadar kırdıysan artık vallahi bravo. Ayıp, ayıp. Tamam bir de sen başlama ya. Neyse ne yapacağım ben? Çekeceksin. Nasıl çekeceğim? Neyi çekmeyi seversin? Ne diyorsun ne çekmesi ben anlamadım ya. Tamam tamam şöyle sorayım. Çekmeyi en sevmediğin şey ne? Ne bileyim ben. Ah ah. Ben senin gibileri. Oh çok iyi bilirim çok. Sen nasıl çekemezsin?
tepeden tırnağa naz çektirirsin ama kendine gelince naz çekemezsin. Çünkü sen kendini prenses biri sanıyorsun. Saydır saydır daha var mı ya? Var var, dinle. İnsan kendini, kendini anlatanlardan dinlemeli. Yoksa öyle aynalarmış maynalarmış biz ne görmek istiyorsak onlar bize onu gösterir. Bu vesileyle kendinle yüzleşme konusunda sana başarılar diler. Muhtemelen sana ceza olarak verilmiş benim dedeciğimin sultaniyesinin nazını çektirme konusunda da üstün başarılı olmasını umut ederim. Neyse ben gideyim artık. Çekeceksin artık Gülsüm. Abla, neredesin? Ya ben çok acayip şeyler öğrendim Gül. Yusuf Beylere geldim Nurten'le konuşmaya. Hadi gel yanımda ol. E Kamuran ne olacak? Ya bırak Kamuran'ı. Kamuran kim? Ben senin kardeşinim. Hadi Gül, bekliyorum. Üf, tamam abla, bekle, geliyorum. İyi akşamlar. Hmm. Hoş geliverdin kızım. Yani buyur. Buyur. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Sağ ol kızım, sağ ol. Nurten'in canı mantı çekiverdiydi de ona yapıverdik. Ana kız, asıl senin canın mantı çekiverdi. Suçu benim üstüme atmayın de. Normal canım, hamile olunca insanın canı çeker tabii. Bu arada duydum, çok sevindim. Seval'den öğrendim. Koşa koşa tebrik etmeye geldim. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler. İnşallah olmayanların başına darısı. Amin, inşallah. Ya kızım, senin canın çekivermiştir hindi mantıyı. Ayten kızım koş, alışık değildir Nihal Hanım. Bir tabak getiriver içeride. Hadi, hadi Ayten, gel abla. Hadi götür kızım. Sen de desin sevdiniz. Yok, olur mu geç? Geldiniz komutanım. Kımıldamayacaksın yerinden. Tamam, duruyorum ya. Dur, dur. Gel. Sen de geç bakayım şu delikanlının yanına. Hay baba. Hay baba. Dondum, dondum. Hay baba, öleceğim. Ulan herif kırım iti gibi lan. Çövüğünden de sen açık idare et. Ama kayınbaba çocuğum olmayacak çocuğum ya. Lan bir tane olur ya, onunla idare edeceksin işte. Bak ya. Allah'ım ya. Kız. Cemal. Ben Nihal'i çok seviyorum ya. Hatta bu hatta en çok sevdiğim kadın Nihal oldu. Ben Nihal'i tanıyıncaya kadar nefes almıyormuşum ya, bunu anlayıverdim. Ama işte bazen hayattaki en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafe oluyor. Ben hayatımı ikiye ayırdım ya. N.Ö. ve N.S.D. O ne ya? Nihal'den önce, Nihal'den sonra. O gıda seviyorum yani. O gıda seviyorum ben. Bu çok yaşamış, az yaşlanmış amca bayi. O Mansur'a Suudi'yi yapmaya çalışıyor o. Mansur'a Suudi'yi yapmaya çalışıyor o. Oğlum bir tepki versin seni. Oğlum niye gülüyorsunuz? Mansur'a yapmaya çalışıyor diyorum. Beni yapsın. Heh, Suudi'yi beni yapsın. Ben de Suudi'yi alayım. Üç kız kardeş, üç damat. Heh, bacana kul Hüseyin. Lan oğlum o kız küçüksene. Küçük mü? Nesi küçük lan? Oğlum Mansur oluyor, bana niye olmasın? Neyi küçük? Ben oğlum adam Mansur'u 20 yaşında sanıyorum. Beni de sansın Cimay. Beni de sansın. Ben
Kız 18 yaşında. Ben 26. Çıkar 8. Ne oluyor? Hiçbir sorun yok. Kız güzel, ince bir gideri var. Bence olur. Ne diyorsun? Senin başına vurdu ha. Vallahi senin başına vurdu. Yersin indi daşı kafana. Tamam, tamam. Her şey duman başında çok kaldı. Ya hadi gelin bakayım lan. Hamleyi tamam. Şişt. O da diyeyim. Tamam, uzatma sen. Cık, cık, cık. Cinneti başlıyor ya. Hadi ya. Senin repertuarda bağa girdiğin bağ bu danış var mı? Olmaz mı komutanım? Bağ tabii. Öyleyse yap bir girizgah bakalım. Bağ girdim bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. Bağ girdim bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. O tepeden bu tepeye oyun olur mu? O tepeden bu tepeye oyun olur mu? 15 yaşında da Nazife'de hanıma doyum olur mu? 15 yaşında da Nazife'de hanıma doyum olur mu? Bende işlem tamam. Sıra sende. Seni bekliyorum. Tamam, halledeceğim şimdi. İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Buyur, buyur. Ablam nerede? Nürten'le orada öyle oturup konuşup dururlar. Gel kızım, çekinme, çekinme sen. Gel buyur, otur. Buyur. Abla. Gel. Geliyorum, geliyorum şimdi. Gel. Buyur sen de. Lan sadece gel, buyursana kızım. Ay sağ olun ya, ben yedim. Afiyet olsun. Sen geçen gün Niyazi'nin evine niye gittin? Ben asıl onu merak ediyorum. Niye gideceğim kız ben Niyazi'nin evine? Niyazi'nin vekil olduğunu duyunca benim Bünyamin'de işsiz. Gideyim dedim Niyazi'ye söyleyeyim, beni Bünyamin'e iş buluversin. O arada Yağmur'a nerede? Abla dedi Bünyamin incitem Niyazi'nin evine doğru geliyorum. Bünyamin beni şimdi orada görürse yanlış anlayacak diye ben fit eve kaçıverdim. Ha demek öyle oldu. Ha. Çok mantıklı. Bana bak. Sen hakikaten seviyor musun Niyazi'yi? Yani galiba. Galiba mı? Kız sevmenin galibası mı olur? Galibası seviyorsundur sen onu. Ay siz şeyli kızlar da böyle bir tuhafsınız ya. Hep bir kararsız, hep bir kararsız. Bana bak. Sen Niyazi'yi seveceksen adam gibi sev. Niyazi iyi adamdır. Sevmeyeceksen de hiç o işlere girip boşuna onu üzme. Doğru söylüyorsun. Niyazi çok iyi biri. Sen de ne işkilliymişsin be. Yani sen göğün en işkillenmeyecek adamdan işkilleni vermişsin. İşkillenince de dindilliği vermişsin. Nurten, çok sağ ol gerçekten. Ben bunları Bünyamin'e söylemeyeceğim. Emin ol. Bir bak kız. Sahi Bünyamin sana niye haber etti ki Niyazi'nin evinde garı var diye? Ya işte tam o anda kadın ses duyduğu zaman aradı beni Bünyamin. Ben o sırada azmakta dolanıyordum. Sonra atladı yanıma geldi. Atladı yanına mı geldi? Ha ha.
Ya işte o arada sıra geliyor yanıma. Benim böyle moralim bozuksa, üzgünsem falan. Güldürüyor, düzeltiyor beni. Düzeltiyor. Hı hı. Seni. Ya gerçekten çok ömür kocam var. Hakkını ödeyemem. Çok sağ olsun. Oradakileri bekletmeyelim artık. Kalkalım mı? Kamran, sen de Kaan'la sözlenmişsin. Tebrik ederim. Öyle oldu. Yani sayende Kaan bine galıverdi. Ya sen ne diyorsun hala ya? Ne diyeceğim? Bir şey demiyorum. Hep aynı şeyleri diyorum yani. Kamran, üstüme gelme. Allah Allah, üstüne gelsem ne olacak? Ne olacak ya, ne olacak? Kızım, misafir gelmiş. Aa. Gülcüm, kalkalım mı artık? Evet, iyi akşamlar. Aa, her şey için oldu. İyi akşamlar. Estağfurullah. Güle güle kızım, güle güle. Kız, ne oldu? Yok bir şey. Aa, bir şey olmuş, ne oldu? Yok bir şey. Kız, ne oldu kız? Kızım, söylesene ne oldu? Yok bir şey ana, yok bir şey! Yamulttu ya. Ne olmuş? Neden Nurten? Vallahi Gül, ben korkunç bir hata yapmışım. Bütün suç benim. Ben kendimi nasıl affettireceğim? Ben bu adamı gerçekten seviyorum. Bir şeyler yapmam lazım. Bana bıraksana. Neyi? İşte bir şeyler yapma meselesini. Tamam, bırakıyorum. Ne yapacaksın? Hadi gel. Nereye? Niyazi'ye. Cemal. Kardeşim. Ben Nihal'i çok seviyorum ya. Hatta bu hayatta en çok sevdiğim kadın Nihal oldu. Ben Nihal'i tanıyıncaya kadar nefes almıyormuşum ya. Bunu anlayıverdim. Emme, işte bazen hayattaki en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafe oluyor. Ben hayatımı ikiye ayırdım ya. N.Ö. ve N.S.D. Bunu Nihal'den önce, Nihal'den sonra. O kadar seviyorum yani. İnanmıyorum ya. Bak, gördün mü? Ben ne yaptım? Ben korkunç bir hata yapmışım. Bütün suç benim. Ben kendimi nasıl affettireceğim? Ben bu adamı seviyorum Gül. Bir şeyler yapmam lazım. Bak, bu adam diye bahsettiysen oluyorsun orada. Bitti bitti, daha neyi dinliyorsun? Bana bak. Gerçekten sevip durun diyor lan. Tamam, ben de onu diyorum işte, sevip durun. Niyazi. Nihal.